Arkadaşlar merhaba. Daha önce Ruhban Okulu'na gideceğimi söylemiştim. Birazdan yola çıkacağım. Oraya gideceğim. Bakalım nasıl bir yermiş. Herkesin merak ettiği, gidip görmek istediği bir yer. Krizlere sebep olan bir yer. Orayla ilgili bilgileri gittiğimde orada vereceğim. Hadi bakalım gidelim görelim nelerle karşılaşacağız. Evelada'ya doğru yaklaşıyoruz. Karşımızda Ruhban Okulu. Gördüğünüz gibi burası Evelada'nın Diğirmenburnu tarafı, Ümit Tepesi'nde. Buraya çıkacağım. Bayağı yol yürüyeceğim açıkçası. Hadi başlıyoruz. Açıkçası buradan yolu bilmiyorum ama geze geze bulacağım. Bu taraftan olsa gerek. Böyle gördüğünüz gibi harika köşkler var. Sanırım şu karşıdaki taşlı yol. Adalar çok güzel ya. Çocukluğumdan beri geliyorum. Yani farklı bir memleket gibi. İstanbul'un içerisinde ama İstanbul'la alakası yok gibi. Resmen huzur veriyor insana ya. Evet, şu an adaya geldim. Adadayım. Ruhban Okulu'na doğru ilerliyorum. Tepeyi tırmanıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben muhabir veya araştırmacı değilim. Öyle diyenler var, öyle yazanlar var. Ben macera perest bir insanım. Ya da gezgin de diyebilirsiniz. Sadece bu tarz videolar çekmeyi seviyorum. Çekip paylaşıyorum. Bu kadar. Şurada ara bir yol var. Buradan çıkıyorum. Şöyle bakar mısınız? Ne kadar güzel bir manzara var. Buradan da Büyükada görünüyor. Şu karşıda Seyir Tepesi var. Şimdi ben buraya niye geldim? Burası neresi? Onunla ilgili biraz bilgiler vereyim size. Burası meşhur Ruhban Okulu. 1971 yılında siyasi sebeplerden dolayı kapanan Rum Okulu. Yani teoloji eğitimi veren, yani tanrı bilimi eğitimi veren bir Rum okulu. Ruhbanlık demek de kendini Hristiyan dinine adamış insanlara deniliyor. Yani din adamı yetiştiriyor bu okul. Rum Ortodoks Ruhban Okulu olarak da bilinen bu yer 1844 yılında din adamı yetiştirmek için kurulmuş ve 1923 yılına kadar Yüksek Ortodoks Rum Okulu olarak faaliyet göstermiş. Yıllarca siyasi krizlere yol açan, iki ülkeyi birbirine düşüren, Türkiye Yunanistan arasını ve Amerika'nın da araya girmesini sağlayan bu okul siyasi sebeplerden dolayı kapanıyor ve yıllarca açılması istenen okula izin verin. Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sonra kurulan bu alanda ilk akademik okul. 1971 yılındaki tüm yüksek okulların devlet denetimine girmesiyle beraber bu değişikliğe razı olmayan Fener Rum Patrikhanesi karşı tutumu nedeniyle okulda teoloji eğitimi kaldırılır. Yalnız lise düzeyinde eğitim vermeye devam eder ve 1971-1972 eğitim öğretim yılına kadar devam eder. Ondan sonra tamamen kapatılır. Arkadaşlar bu yerle ilgili detaylı bilgileri açıklama bölümüne yazacağım mutlaka. Bundan yaklaşık 15 yıl önce kimse giremiyordu buraya. Biz girmiştik 3 arkadaşla. Nasıl girdik? Çok enteresan bir hikayesi var aslında da onu şimdi anlatmayacağım. Tesadüf oldu. Papazla tanıştık. Papaz bizi içeri aldı, gezdirdi sağ olsun. Bizi gezdirdi ve inanır mısınız harika bir bahçesi var. Yani o zaman öyleydi. Muhteşem ağaçlar, muhteşem çiçekler, rengarenk. İşte böyle küçük bir hayvanat bahçesi yapmışlar. Bir sürü hayvanlar vardı. İnanın yani cennetten bir bahçe gibiydi. Hiçbir farkı yoktu. Yani görmeniz... Evet, geldik. İnşallah içeri alırlar. Dediğim gibi burası ziyarete açılmış. Ziyarete ve eğitime açılmış. Bakalım alacaklar mı? Maskesiz girmek yasaktır diyor. Evet arkadaşlar, içeriye girdim. Sağ olsun aldı beni. Evelada Ruhban Okulu. Burada da 3 dilde anlatılıyor. Şöyle bahçesini çekeyim. Şurada bir büst var. Kimin büstü acaba? Bakalım.
Ha. Belli değil. Rumca yazıyor. Arkadaşlar burası tarihi olarak çok öneme sahip bir yer. Yani dediğim gibi çok büyük krizlere neden olan, yol açan bir yer. İki ülkeyi birbirine düşüren, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini bozan, tamamen bozan bir yer. Çünkü din adamı yetiştiren sayılı okullardan bir tanesi burası. Şuraya da gideceğiz, bakacağız. Dediğim gibi ruhbanlık kendini dine adamış insanlara verilen ünvan. Ben geldiğimde burada bir sürü hayvanlar vardı. Burası 9. yüzyılda inşa edilmiş arkadaşlar. Aya Triada Kilisesi'ymiş aslında burası. Kilise Osmanlı döneminde açık kaldığı tahmin ediliyormuş. Okul bir dönem başka amaçlar için de kullanılmış. Bahriye Nazırlığı'nın 1918 yılında okula el koymasıyla okulda bulunan yatılı öğrenciler Büyükada bulunan Aya Yorgi Manastırı'na yerleştirilmişler. Geyik. Ceylan yani. Yavrusu. Ne kadar güzel. Dediğim gibi ben buraya daha önce girdiğimde bir sürü değişik hayvanlar vardı. İzleyen yıllarda okulun binasını çeşitli başka kalıcı misafirler de oluşturmuş. 750 Alman askeri 1918'de İstanbul'un işgali sonrası ise Fransız askerleri tarafından 250-500 Rus göçmen okul binasına yerleştirilmiş. Okul açık olduğu 1844'ten beri teoloji eğitimine ara vermeksizin çeşitli eğitim programlarını izlemiş. Arkadaşlar buranın kapatılması 1971 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından çıkarılan özel okullar kanunun neticesinde okulun dini eğitimine devam edebilmesi için bir Türk üniversitesi veya ilahiyat fakültesine bağlanması şartı koyulmuş. Okulun günümüzde kapalı kalması mevcut yasa gereği YÖK'e bağlanması ve Patrikhane'nin isteği olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel okul olma isteği konusunda görüş ayrılıkları yüzünden olmuş. Şuraya bakalım. Çok güzel. Arı kovanları var. Evet, dediğim yer arkadaşlar size daha önceden gelip gördüm dediğim yer. Ama herhalde tavuktan başka bir şey yok. Tavuk horozdan başka bir şey yok. Sanırım öyle. Çünkü başka bir şey gözükmüyor şu an. Belki de kaldırmış olabilirler. Sadece tavuk, horoz, ördek görebiliyorum şu an. Arkadaşlar okulun yeniden açılmasıyla ilgili olan gelişmelerde Ruhban Okulu ABD Yunan lobisi tarafından bir mesele haline gelmiş olup 1999 yılında ABD Başkanı Bill Clinton'ın Türkiye ziyareti sırasında Ruhban Okulu'nu ziyaret etmiş ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den okulun açılmasına izin verilmesini istemiştir. Fakat hiçbir şekilde kabul edilememiş. Evet, burada da tavus kuşu var. Görüyorsunuz. Çok güzel rengi var ya. Benden rahatsız oldu, gidiyor. Kuyruğuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. Harika bir bahçesi var arkadaşlar ya. Müthiş. Bakar mısınız? Ne güzel bakmışlar, ilgilenmişler. Size demiştim, cennetten bir bahçe gibi. Birçok bölüme girmek yasakmış. Mezarlık var. Mezarlık bölümüne girmek yasak. Kütüphane bölümüne girmek özellikle yasakmış. Çünkü kütüphane bölümünde çok değerli, 10 bine yakın çok değerli kitap varmış. Artık adamlar nasıl kitap saklıyorlar, görmemizi istemiyorlar demek ki. Nereye geldim? Başa mı döndüm? Başa döndüm galiba. Şuradan hayvan sesleri geliyor. Bir oraya bakalım.
kuzu sesi gibi ama. Şu taraftan geliyor. Evet, çok güzel. Çok güzel. Eşekler de var. Bakalım içeri girelim. İçeride neler varmış. Meyve bahçeleri. Ondan sonra böyle ekmişler, sebze alanı yapmışlar. Kendi sebzelerini kendileri yetiştiriyor galiba. Güneş panelleri koymuşlar. Kendi elektriklerini kendileri üretiyor muhtemelen. Adamlar şöyle kış bahçesi yapmış. Çok güzel yeşil yapraklı bitkiler var içerisinde. Bakar mısınız ne kadar güzel. Her şeyi düşünmüşler. Ön tarafına gidelim tekrar. Adam da ana girişine doğru gidiyor. Burada da Atatürk büstü var. Peace of at home, peace in the world. Evet, şu an Ruhban Okulu'nun ana girişine geldim. İçeri gireceğim. Bakalım içeride neler varmış. Bu kim acaba ya? İngilizce veya Türkçe yazmıyor ki anlayamıyoruz kim olduğunu. Şu bahçeye bakar mısınız? Ne kadar güzel. Hadi girelim bakalım nasıl bir yermiş. Ben daha önce geldiğimde içeri girememiştim. Mum yakma yeri. Bu Meryem Ana'yla Hazreti İsa'yı temsil ediyor galiba. Merdivenlerin olduğu bölüm. Burası sınıfların olduğu alan galiba. Yerler çok eski, acayip sallanıyor. Sıralara bakar mısınız? Kitaplar. Kara tahta. Atam da burada. Arkadaşlar iki defa uyarı aldım. Çekim yaptırmıyorlar, yasak. Ama ben yapmaya çalıştım. Adam geldi en sonunda kızdı. Çık dışarı dedi. Birazdan kovar beni yak. Zaten. Neyse ben buradan ayrılayım. Drone'la havadan çekim yapayım. Öyle göstereyim size. Biraz daha anlatırım. Açıklama bölümüne mutlaka bakın. Ayrıntılı bir şekilde her şeyi yazacağım oraya. Buranın nasıl bir yer olduğunu, ne kadar önemli bir yer olduğunu orada okursunuz. Evet çıktım. Gidiyorum buradan. Şurayı da göstereyim son olarak. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Heybeli Ada Rum Erkek Lisesi. Yavaş yavaş buradan uzaklaşayım. Sonra drone çekim yapıp ondan sonra sanatoryumun oraya gideceğim. Sanatoryumu drone ile çekeceğim. Çünkü daha önce geldiğimde sanatoryum videosu yaptığımda drone çekim yapamamıştım. Drone çekim yapıp onu da Instagram'da paylaşırım. Öyle tamamlarız yani. Arkadaşlar çok kısa bir havadan çekim yapıp ondan sonra videoyu tamamlayalım. Çünkü burada drone uçurmak yasak. Uçakların geçiş alanı olduğu için şu an drone beni uyarıyor. Uçma yasağı veriyor. Ama ben yine de kaldırıyorum. İşte böyle bir yer arkadaşlar. Bayağı büyük bir yer.
Yeterli. Geri çağıralım. Go home. Harika bir yer. Gerçekten. Görüyorsunuz buradan Kaşık Adası ve Kaşık'ı gözüküyor. Şöyle Heybir Adayı ve Büyük Adayı gösteriyorum. Stop landing. Evet arkadaşlar, Ruhban Okulu'na gittim, girdim, içerisini gezdim. Çekebildiğim kadar çektim, size göstermeye çalıştım. Normalde video çekmek yasaktı. Ama ben gizli gizli çekmeye çalıştım. Çoğu yerine girmek zaten yasak. Birçok yerine giremedim. Merak ediyordum, en azından merakımı giderdim. Siz de zaten merak etmişseniz, izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.